Merhabalar Otomatik Kesit'e hoş geldiniz. Bugün artık İdris'le baş başayız. Cansu'yu da gönderdik, konuğumuz da yok. İdris Bağdur ve ben Tufan Zenger bir arada... Niye artık dedin oğlum? Artık. <laughs> artık. Belki gelen olur ya sen. <laughs> Niye kesiyorsun öyle? <laughs> yani konuğumuz olabilir tabii ki ama o logoda böyle makasla kesilmiş şey, masa gitmiş bir ucu. Onun gibi bir şey olduk yani şu an Cansu'ya yolladık. Baş başa kaldık bugün bir adam adama bir yayın yapacağız. Evet çok romantik Tufan. Özlüyorsunuz bizi biliyoruz biraz yayınları aksatıyoruz. O niş kitlemiz bizi özlüyor. Sürekli <laughs> mailler, telefonlar neredesiniz? Niye yayın yok? Abi çalışmayın gidin podcast yapın. Tabii tabii bir şey gücü bırak. Tabi yani sonuçta <laughs> oradan para kazanma önemli değil gibi. Yok yok önemli. Podcast bizim için önemli. Buraya içimizi döküyoruz değil mi? Ben rahatlıyorum Tufan. Sen rahatlıyor musun? Bu bir terapi. Tabii canım. Müthiş. Şey kaybedenler kulübüne bağlı. İki adam ben izlemedim ha bu arada ayda ben izleyeyim ya bana abi. bunu şakasını biri daha yaptı. Böyle <laughs> mikrofonları görünce tam hatırlamıyorum kim yaptığını. Ama öyle öyle dediler. Kaybedenler Kulübü şimdi şeyde bağlamışsınız Netflix televizyona. Netflix'te var büyük ihtimal o yanlış hatırlamıyorsan. Tamam bunu Oradan izleyeceğim. Oradan bir izle abi şu an tam çok müsaitiz yani. Ototestki falan. <laughs> Kaybedenler cansı gitmiş. Böyle Katıköy'deyiz <laughs> zaten. Anlat dur yani. Tam öyle klişe iki tane adamız şu an. Tema oturuyor demek ki. Okey anladım. <laughs> tam anladım. da o yaşlar herhalde. O adamlar da bu yaşlarda. Neyse. <laughs> Kaçıncı bölüm oldu? Bir düzüne bölüm yaptık. Bu 12 mi? 13 12, mi artık? 12 galiba. 12 oluyor. 120 saattir bizi dinliyorsunuz. Helal olsun. Evet Kim dinliyorsa. teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. <laughs> evet. Biz de sizi seviyoruz. Bu hafta neler oldu? Neler bitti? Bunlara değineceğiz bu hafta. Mimarlık dünyası, yapı sektöründe dünyada ne oldu? Teknoloji nereye gidiyor? 2020 sonrasında 20'li yıllarda bizi ne bekliyor? Tasarım yaparken bina tasarlarken, detay çözerken, kentsel tasarım yaparken hatta inşaatı yapıp takip ederken bizi ne neler kadar bekliyor? kadar be beklenti yükseltti şu anda. Şimdi öyle bir bölüm yapacağız <laughs> <Ne> ki. <laughs> bir bölüm geliyor eyvah. Ansiklopedi gibi bir böl bölüm geliyor. <laughs> Space Maker diye bir şey var hocam. Bunu ee, bana sen tanıttın. Space ile ilgili acayip olaylar olmuş. Ben şimdi en uzaktan gördüğüm şey bundan 20 yıl kadar önce Revit diye bir şey çıkmıştı. Adamın biri çıkarmıştı böyle BIM teknolojisi bilmem ne. de demişti ki sen gel buraya benim param Alıyorum senden. Seni Satın alıyorum. Aldım. Bundan sonra beraber çalışalım, Revit'i <laughs> götürelim. Şimdi adın da BIM olsun demişler. <laughs> <evet. gülüyor> Senin adın BIM olsun. Şimdi SpaceMaker diye bir şey aldı, yürüyor böyle. Bir yıl falan oldu herhalde. Değil ya da bir daha yıl oldu. yeni 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 geçen hafta oldu. Hayır, olay haber yeni şimdi bahsedeceğimiz haber. Satın Ama alma Space da yeni. Ha şey, tabii çıkışı varoluşu eski. Çıkışı eski. Çok evet. çok da eski değil yine de herhalde. Ee, ne zaman kurduklarını bilmiyorum startup. Çok yeni gibi duruyor. YouTube'da Hı -hı. böyle tanıtım videoları falan var. 5 ay önce, 6 ay önce falan yeni yeni böyle bazı projelerde kullanmışlar. Şimdi diyor ki haber şöyle 17 Kasım tarihli Autodesk haberi. Biz diyor Autodesk bunu 240 milyon dolar net of cash ile <laughs> baya peşin koyduk aldık diyor. Spacemaker almışlar. Nedir bu Spacemaker? Bizi nereye götürecek? Ben Türkiye'de yaşayan bir mimar olarak bu benim için faydalı mı? Ne işime yarayacak abi? Çok ağır sordun ya. <laughs> ya şöyle açıkçası normal biz yapı sektörü gündeminden haber bulunca bunu genelde paylaşıyoruz. Ben de geri dönüp baktığım zaman beni en çok etkileyen haberlerden biri buydu. Malum biri bir yerde startup satın alınca çok para verince etkileniyorsun. 240 milyon dolar deyince de tabii insan bir, bir duruyor düşünüyor. Ben görmemiştim yapı sektörü içerisinde böyle bir ...startup satın alma işlemi görmüştüm. Mesela atıyorum yemek sepeti satılmıştı. Değil mi? Gıda tarafında. Evet. Ya da... E, ...sinema aksiyonumu galiba satmışlardı sinema tarafında. Özel sektörün en büyük satışıydı. Bu Koca koca fiyatlar bunlar. Borsanın Bizim... %10'unu sattılar bu hafta <laughs> Katarlılara <laughs> deyip... ...oradan <gülüyor> <gülüyor> konuyu bambaşka... Şey bak nereye geldik. <laughs> Doğru Katar'a da satılmış o konu. İlginç bilmiyorum. Detaylarını bilmediğim için. Ee, üzerine. <laughs> Sen biliyor musun Tufan? <laughs> Yok abi geçelim <laughs> Ay bilemiyorum gerçekten. Şöyle SpaceMaker aslında yapay zeka temelli bir tasarım programı. Burada arsanın sınırlarını veriyorsun. Belirli girdileri belirliyorsun. Diyorsun ki şöyle bir binaya ihtiyacım var. Bu bina içerisinde nasıl odalara ihtiyacım varsa artık. Konut üzerinden bazı görseller göstermişler. Videoda görünen. Açıkçası bunu bu hizmeti veriyorlardı. Yani parasını verdiğiniz zaman e, alabiliyordun bunu. Belki biraz işin içerisine girmiş olsaydık programın özelliklerini de gördük ama burada ilginç olan şey şu. Bir tasarım firması, daha doğrusu bir yazılım devi çok ciddi miktarda para ödeyip bunu şimdi programlarını portföyüne kattı. Benim beklentim bununla ilgili özellikle kentsel tasarım bazında. O kısımda birçok insanı eleyecek. Bizim normalde hani aklımıza geldiği zaman ben bir arsa aldım. Buraya ne kadar konut var Ya yani buranın emsal aranı şu. Bize buraya kaç konut çıkar? Demek çok kolaylaşacak gibi duruyor bu konuda. Ve ne yazık ki sadece bu işi yapan çok fazla mimar var. Yani gidiyorsun buraya kaç bina çıkar? Zaten adamın olayı alınan formülleri bir forma çevirmek ya. Yani. Onu otomatize eden bir program olduğu için tabii biraz daha potansiyeli değil de hani kinetiğe dönüştüğü zaman göreceğiz neyin ne olduğunu. Fakat gerçekten biraz iş değiştirici. Çünkü ben bugüne kadar hep eleştiriyordum bunu. Bizim Veysel'le de konuşuruz dediğimiz konuydu. Ya bir bir tasarımcı kod yazarak ben onu çok gerçekçi görmüyorum yani. Çünkü normal tasarımcı melekelerini kaybediyorsun biraz. Ya da kenara koyuyorsun. Kodcuk gibi çalışıyorsun. Bu biraz gerçekçi gelmiyordu bana. Yani mimarların yüzde kaçı buna gerçekten girer? Kod yazar, script yazar da orada onu otomatize edecek. Bütün girdileri değiştirecek ama ben arayüzünü beğendim. Yani. En azından kendi tam show de denmez ona ama. Görselde gerçekten kullanışlı görünüyor arayüzü, girdileri. Bakalım göreceğiz tuhaf, Heyecan verici yani. Daha doğrusu heyecan verici olan bir kısmı da startup. Yani bir startup satın alması. Yani buna benzer sanki ben şimdi baktım görsellere dediğim gibi çok tanımıyordum programı ama gördüğüm şeyler bana biraz tanıdık geldi. Sanki bunun ilkel versiyonları 5-6 yıldır Autodesk böyle yapmaya çalışıyordu. İşte var, gireceksin var. oturum oturum alanını tanımlayacaksın. Şeyin binanın oturum alanını tanımlayacaksın. İşte araziyi tanımlayacaksın. O sana kaç kaç tane 2 artı 1 çıkarabilirim buradan işte bu emsale göre falan onu hesaplayabilirim yapabiliyordu, yapmaya çalışıyordu ama herhalde başka birileri daha iyi yapınca onun içine düştü Autodesk. Dedi ki biz sizi alalım oradan devam edelim. Facebook'un her şeyi satın alması gibi bir şeye mi gidiyor bu? Ya en başarılısı demek ki buymuş çünkü benim gördüğüm Clifton Har Harness diye bir yine girişimci var genç bir mimar mıydı acaba gal galiba mimar mı mim mimardı tamam hatırladım TestFit diye bir yazılım yapıyorlardı aynı benzer özelliklere sahip hani binayı çekiştiriyorsun bir anda içerisindeki birimler bağımsız birimler çoğalıyor isteğine göre değiştiriyorsun belirli bir alan veriyorsun ona otomatik olarak orayı senin verdiğin girdilere göre tasarlıyor İşte bu otopark olur konut düzeni olur neyse artık. En çok onu görüyordum ben. Twitter'dan falan takip ediyordum. Space bilmiyordum. Ve ona Space satın aldı. Ciddi miktarda etkileyecek. Hemen 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 herkesi etkileyecek. Bu normal gerçekten seri bir yazıma geçtiği zaman. Benim merakım bunu acaba nasıl satacaklar? Onu merak ediyorum bakalım. Bir programıma entegre edecekler. Ayrı bir işte kentsel... Çünkü Arbon diye de geçiyor ya. Kentsel tasarım gibi de biraz kelimeleri de var. Ama gayet doğrudan bir etüt işine de yarıyor. Benim ilgilendiğim konu burada birikmiş bir know-how var. Yani bilgi birikim var. Doğrudan adam onu satıyor sana. Yani senin şimdi bir sürü formülasyon yazmaya gerek yok. Ben yazdım, sen kurallarını belirle. Bu kurallara göre otomatik tasarım sana işte bilmem kaç yüz tane alternatif otomatik çıkarsın. İşte o çıkarınca bilmem kaç yüz kişiye de gerek kalmayacak mı? mı <laughs> acaba? İşte böyle, o vardı işte, ya. Evet. Design options bir sürü. Design option değil de alternatifler çıkıyordu. Kutu 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 böyle bir sürü kütle. Şeyi yani işte Redshift falan. vardı. Autodesk'in yine bir Redshift hatırlayamadım. Diye bir. Senin dediklerinde onu... hiç tanıdık gelmedi ama öyle bir şey vardı böyle. Açıyorduk Revit'in içinde bir plugin yükleyip onu yapıyorduk. O onun yerine sanki bu geliyor. Revit'in içine plugin olarak gömerler mi? Bu öyle bir şey mi? Bence ayrı satacaklar. Ayrı satacaklar. Hı hı. Çünkü yani 240 milyon doları <laughs> tufan para kazanmaları lazım. Peki bu şey de işimize yarıyor yani öyle mi? Adam biri geldi büyük bir inşaat firması. Benim hayvan gibi hektar hektar yerim var. Buraya konut kompleksi yapacağım. İşte evet. koca bir site en yapacağım. En çok Toki'ye yarar hocam. Ha, Toki mesela. <laughs> Aynen. Bunu öğrenmiş olan bir tane yeni mezun bir arkadaşımız bile teknolojiyle arası iyi. Bir iki gün içinde patronun ondan istediği şeyleri, verileri bilgisayara girip hemen o hesabı çat yapabilecek herhalde. Öyle Gösterilen şey. o. Bakalım hani gerçekten ne olacak? Ya bu yapay zekanın işin içerisine girmesi gerçekten çok değiştiriyor. Başta anlayamıyoruz. Aman olur mu canım? Ben, ben de mesela normal yüksek lisansta çok eleştiriyordum onu. Yani bir bilgisayar tasarımcısı yeni alamaz falan görüşlerim belki hala da var. Çok tartışmak istiyorum biriyle ama... <laughs> Tartışacak adam arıyoruz arayın. <laughs> 0900. Ama şöyle e, gördükçe yıkılıyor ya. Bir de böyle bazı söylenen talihsiz sözler var ya Tufan. Ya bir bilgisayar ne işe yarayabilir diyor ya bak zamanda 80'lerde bir adam <laughs> ya da <laughs> televizyonun büyüğüne gerek yok falan diyor. Hani... 64 megabayt herkesin işini görecektir. Aynen yani. yani telefon neden yani her evde olsun ki diyen adamlar var. <laughs> Yani işte. Öyle talihsiz bir söz söylemek istemem ama hep içten içe bir tasarımcıya ihtiyaç var. Her halükarda bunun bir baş kodlayıcıya ihtiyaç var gibi. Fakat bu tür hani arayüzlerle birlikte iş kolaylaşınca biraz gerçek oluyor gibi. Buna benzer bir haber daha vardı. Son bir şey söyleyeceğim. Sektördeki bin menajerlara büyük iş düşüyor. Böyle yeni yeni kocaman programlar bir anda sektör sektörde ve firmalar tarafından satın alınınca bir anda artık öğrenmek zorundasına ha, dönmeye var, başlıyor doğru. eğer e, kariyer hedefleriniz yüksekse büyük kaliteli güncel teknolojik projelerde çalışmak istiyorsanız bence şimdi, sadece bir menajer değil bu arada yani ama her kimse yani her kimse az biraz bilebilir tutorial izleyip yapabilir ama bir menajerin o işe hakim olması ha, doğru böyle bir araç böyle, var demesi lazım aynen o adamın böyle altında çalışan çocuklara şey yapması Hakim evet. olabilmesi lazım. Size de yine hafta sonları çalışacak bir şey çıktı, bir menajörler, <laughs> <laughs> Space YouTube'a yazın. İnşallah bakalım ne zaman göreceğiz. Ben de gerçekten heyecanlanıyorum, çok ilginç. İkinci konu yine yapay zeka'dan. Bu Boston Dynamics'in Spot adında bir sarı köpeği vardı. Evet, bu, bu gezen. savaşçı, mavaşçı böyle. O büyük dağlarda. olan. Ha? Onun adı başka Atlas'tı galiba o. Takla atıyor falan. Ha, bu da İnce onlardan bir şey. biri. Bu ufak köpek olan. Ha bu Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la fotoğrafı var bunun. Ben bilmiyorum. Ciddi <laughs> mi? Evet. Erdoğan'a bir arkadaşlık etti birkaç gün. Ha. 90 dakika. O 90. Evet şarjı 90 dakika gidiyormuş spot'un. Biliyor muydun bunu Tufan? Evet. <laughs> Az önce <laughs> konuştuk baktık. 90 dakika gidiyormuş şarjı köpeğin. Ya şöyle şimdi 75 bin dolara satmaya başlamışlar. Boston Dynamics bu köpekleri. Şimdi bu kime niye satılıyor? Mesela ben düşünüyorum bu arama kurtarmalarda falan belki kullanılabilir veya arazi keşiflerinde işte askeri şeylerde tepenin arkasına yollarsın fotoğraf çekersin falan filan. Onlar için daha özel daha böyle nasıl diyeyim kalıplı daha şarjı uzun giden ve daha at gibi koşanlar <laughs> 90'da yaptılar. <kadar. gülüyor> Siyahları vardı benim gördüğüm Boston Dynamics'te. Bence onları gizli tutuyorlar. Bir şey askeri ise kesinlikle o olacak, bitecek. Herkes onu böyle suyu çıkacak ondan sonra özel sektöre satacaklar sektör onu. 90 dakika dayanmaz ya. <laughs> e, o çoktur. Neyse bu sarı olanını şimdi e, özellikle inşaat firmaları yani yapı sektörü firmaları satın almaya başladı. Benim gördüğüm bir Turner bir de Foster Partners ve Trimble ortaklığı satın alıp deneyse olarak denemeye başlamışlar. Turner şantiyeyi salıyormuş abi. Evet. Genel imalat kontrolüyle ilgili kalite kontrol ya da durum tespiti ama şimdi ne ne köpeğin kendisinde mi bağlı geliyor bu o Yok kendi cihazın üstüne kendisi koyuyor. Yoksa ekstra hani şeyi... İşte köpeği, 3D scanner koyuyor. O koyabileceği kamera sistemlerini koyuyor. Köpeği Boston'dan üstüne. alıyor. Kamerayı diğer başka şirkette de alıyor değil mi? Boston Dynamics'e evet. sağlamıyor bu kamera sistemlerini. Ben o kadar detayını bilmiyorum ama görülen özellikle üzerindeki cihazlarla ilgili her birinde farklı cihaz var benim gördüğüm. Farklı firmaların her birinin kendi farklı varyasyonda cihazlar üzerine koyulmuş. Kiminde bir 3D scanner gibi, kiminde bir kamera gibi. Daha farklı böyle çembersel cihazlar falan var. Ya ama sonuç olarak birileri bunu alıp sahalara salmaya başladı. Köpek eziyor ha şeydir. Şantiyede. Evet, bu da bu da saha şeflerinin işleriyle ilgili bir istik oluşturuyor Tufan. Mesela. Mesela genel kontrol edeceksin. Kaç tane e, usta var orada diye ya da işte imalatın gidişatı ile ilgili ya da duvar işte şakülünde mi? <laughs> <laughs> yani elinde cihaz var doğrudan kendi içerisine koydun mu onu jiroskopunu şusunu busunu Aynen. adam görerek yeterli yani lidar sensörü sensör diyorum lidar okuyucularını koydukları zaman hepsi olabilir bu da ayrı bir e, risk gibi görünüyor ama hani bir anlamda ben bunlara yararlı bakıyorum sen bunlara yararlı mı bakıyorsun Böyle çekiniyor musun korkuyor musun yoksa iyi bir şey bu ya en azından tarafsız bir kontrol iyidir mi diyorsun ne diyorsun buna kendi kariyerim açısından mı yoksa şeyin <laughs> işin yürüyüşü açısından mı? Ya işte o açıdan bizim çok kötü çıkar çatışması var yani. Şu an kendimizi düşünüyoruz. Bu sektörden para kazandığımız için. Skopumu düşünüyorum. Bizim skopumuzda değil. benim ilgilen. skopumda olan bir iş olmadığı için köpek teknoloji işe yarıyorsa gitsin baksın. <laughs> Bana dokunmasın. Ya işte Space Maker'da senin işine yarayan köpek oluyor işte. Space Maker'da evet benim işimi hızlandırıyor. Doğru. Yani... Bu arada köpek köpek deyip durduk. <laughs> Robot Rob... abi niye köpek diyordunuz Robot oğlum o Android, <laughs> Android oğlum. <laughs> Adam vefat etmiş ya. Evet şey ee, bir Muzun... cisim yaklaşıyor karakteriyle söyleyen evet. karakterle. Korkmaz neydi Muhittin, Muhittin korkmaz. korkmaz. Oğlu Cem Korkmaz vefat etmiş intihar yani. etmişti depresyona girip bir youtuber da. Seviyoruz bizi güldüren bir karaktere, Can vermiş Aa, bir aradan aktör bak. Abimiz de nereden nereye geldi. <laughs> Lan aynen konu nereden nereye geldi ya. Yani? Neyse köpek yani bu merdiven falan da çıkıyor herhalde böyle tazı gibi. Çıkıyor. Köpekten evet. öte bir tazı diyebilir miyiz? Ya her şey diyebiliriz bence. Ama köpek de merdiven çıkıyor ya. Sen niye onu öyle dedin? <laughs> bu daha hızlı. <laughs> ee, bu şimdi giriyor şeye, şantiyeye. Bunu bastın düğmeye 35. kata git dedin. Aşağıda oturuyorsun. Evet. 90 dakikada hızlı yeterse. <laughs> <laughs> nefes nefese çıkıyor 35. kata orada dolaşıyor ve oranın bir 3D renkli modelini çıkarıveriyor bir anda artık o sana kalmış ne tür bir cihaz koyduysan aynen. hey bende ne var hey, dedi. bende evresinde ne varsa onu çalıştırır <laughs> bir anda senin bilgisayarına oradan wireless'tan bağlantısı da varsa e, senin bilgisayarına o şantiyenin o günkü o, o mahalledeki konu şeyini durumunu model olarak sana veriyor bakıyorsun sprinklerler bağlanmamış mesela evet evet zaten Çat diye o görüyorsun. En, en ilginci de o zaten doğrudan hani kontrol ya da as built anlamında da hani 3D scanning olarak hani bunu kullanılması. Çok ilginç bir müthiş potansiyeli var bu olayın. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum Tufan. Yani Boston Dynamics'in kendi robotlarını bu kadar çabuk e, özel sektöre vereceğini beklemiyordum. Çünkü 3-4 yıllık bir süre kesin bir bu işin askeri bir süreci olur. Önce bir onlar kullanır diye bekliyordum. Bu ufak olanı yani en basit olanını doğrudan özel sektöre vermeleri çok ilginç. Ya bir de fiyat falan görebiliyorsun. Yazıyorsun Google'da ve çıkıyor. Satın al. <laughs> Satın al değil de. Amazon'dan alabilirsiniz. Şey kendisi diyor with conditions diyor, diyor bu arada Tufan. Muhtemelen özel bazı şartları var. Hani köpeğe şey yaptıramazsınız gibi. T tabii canım yani şey <laughs> sektöre özel satıyorlardır ve güvenilir firmalara satıyorlardır. Ki Foster Partners'tan başka kime güveneceksin bu sektörde? vay vay vay. Buradan selam Tufan Ne bu İngiliz hayranlığı gene. Evet. Bir başka gündem. Bunu diyeceğim var mı buna ilgili bir şey? Şimdi bir dakika. Şimdi teknoloji demişken şey <laughs> Dur öyle. <laughs> teknoloji bitmez. <laughs> Teknolojinin şimdi daha hala herkesin hakim olamadığı bir dalı var. Bu hafta biraz Onunla ilgili bir gelişme var. Ona mı atlıyoruz acaba? Ben. Ona... Hangisine gireceksin? Sen? Bir Rhino Grasshopper bir parametrik modellemelerle ilgili <laughs> yani, bir dünya var. abi. <laughs> ben ona benim aklım onda 15 dakikadır. Kaç dakika oldu başladık bilmiyorum ama. <laughs> Kütahya belediyesi. <laughs> Kütahya belediyesi. Evet. Bir, bir şey, şey yapmış. Sen onunla ilgili Rhino Rhino dedin. Ha, aynen. <laughs> Şakalar, komiklikler, tufan. Biliyorsunuz İstanbul'daki meydanların e, tasarımları için yarışmalar açıldı. Sonra onların üç tanesi halk oylamasına sunuldu. En, en başarılı görülen e, aday projeler, oylama yapıldı falan filan ona da geleceğiz şimdi ama... ...Kütahya Belediyesi de bundan ilham almış. Üç tane projeyi e, halk oylamasına sunmuş galiba. Ya daha doğrusu ha. işte bir tane Vazo Kule projesi diye bir... Vazo Kule ama va Vazo Kule yani hani, gerçekten Vazo şeklinde bir kule. Kütahya'nın tabi serami porseleni ünlü. <laughs> Onlar böyle tabak çanak ya çanak evet, seviyorlar. biraz şey var Oradan... biraz turistik de kullanılsın diye vazo Kule projesi yaptırmışlar. Buna 3 tane tasarım alternatifi de yaptırmışlar ve oylamaya sunmuşlar Tufan. Evet, 3 tane proje arasında biri çay bardağı, biri vazo, diğeri Yok bence vazo. Ya yani bakabilirler internet sitesinden. Biri göbeği biraz şişman vazo, diğeri göbeği biraz daha böyle nasıl anlatabiliriz? Biraz daha aşağı doğru hani göbek yok da daha kalça bölümü daha toplu. Birinin de <laughs> Daha taç kısmı daha böyle <laughs> kalça dedim. Alt kısmı diyelim hocam. Kaide. <gülüyor> <gülüyor> Kaidesi geniş. <laughs> Kaidesi geniş. Evet. Ne yaptık? İnsansılaştırdık vazoyu. Bir yani. taç kısmı biraz daha böyle dalgalı bir tasarım yapılmış. Üç tane tasarım ama üçünde her, her şeyi her şeyi neredeyse aynı. Biraz formla oynamışlar. Burada biraz şey görüyorum ya biz de yaptık. Hani biz de biz de hadi oylamaya biz koyduk. Biz halka sunduk. Ama yani evet. buradaki 3 aday proje geri durmayalım gibi bir duruş var. Ama bir yandan da işte içe bunu destekleyesim geliyor. Çünkü böyle böyle başlar. Hani bir tarafın bakış açısı daha böyle temeldedir. Daha tamamen temelleriyle yaklaşır. Tasarım işte yarışma olacak, ayrı kişiler düzgün bir jüri olacak, birkaç aşamadan oluşacak ve o bir eğlenecek, sonradan halkın oylamasına sunulacak vesaire. Burada da evet sunalım yani bana ki sen şimdi tasarımcı olarak genelde birkaç alternatifle gidersin işverenine. Evet. Yani bu olan bir şeydir hep. O sırada mı acaba akıllarına geldi Tufan? Ya bu kuleyi, şu vazoyu şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak başkanım diye derken yanında bir tane danışmanı, başkanım bunu halka mı sorsak mı dedi acaba? <laughs> Böyle bir şey olabilir. Ekran beyler yapıyor biliyorsunuz biz de yapalım. <laughs> Ekran beyler yapmışlar İBB'de biz ya. neden yapmayalım diye. Yani bir <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi tasarım açar bakar merak eden dinleyicilerimiz ama ee... Adamın biri YouTube'dan Rhino Grasshopper Tower yazıp YouTube'a açmış ve ilk 5 videodan biri çıkıyor bu. Bunu çünkü ben de yaptım yani 4-5 yıl önce. Bu tasarımı ben de yaptım Rhino'da. <laughs> Onun içine de döşeme dizmiş böyle. Kat kat döşeme dizmiş. Onu dizmekte bir şey yok zaten. Evet bir Nihai görüntü yok. Ne yazık yani ki bir daire raindir. çizip onu extrude yapıyorsun. Çok çok ham bir görüntü var. Ne olduğu belli olmayan 3 tane Form'a dair de kararsız kalmışlar. Hepsi aynı render üzerine overlap overlap konmuş. Hepsi aynı render. İnsanın yeri, arabanın yeri hepsi aynı. <laughs> evet, farklı tasarımlar değil zaten. Alternatif demiş orada da. Baktığım zaman ankete katıl, oy ver, projeni seç demiş. Sevgili Tufan, bence katılalım. Ne diyorsun? Sen bu vazodan hangisini beğendin? Ben çay bardağına yokum. <laughs> <Ç> <laughs> o... O seramikten çok çay bardağı. Porteli. Evet sen çay bardağı dedin. Ortadaki ben... şey, ortadaki gerçekten vazo. Ortadaki vazo. En alttaki de süslü vazo değil mi? En alttaki biraz daha böyle şeyde... Süslü vazoya sen Mudo, verdin. Mudo konsepte falan bulabileceğin tarzda bir tasarım. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, o biraz daha hoşuma gitti. Biraz daha prestijli gözüküyor. <laughs> bizi var <böyle> taşlayacaklar yine. <laughs> Tırman kızacaklar bizi. <laughs> Bunu nasıl beğendiniz? Hocam Yok. üçüncü, üçüncü proje Moto Concept'te 400 lira. <laughs> ya şöyle bak. Burada iki tane ben görüş görüyorum. Biri şu iyi niyetle. Ya birileri yapıyor oylama. Biz de yapalım. Güzel bir etkileşim. O açıdan hoşuma gidiyor. En azından bunun biraz temelleri anlaşılır ve Birbirleri etkilenir. Evet bir yerlerde bir şey yaparken insanlara soralım. Oranın en azından halkın fikrini soralım. Değer yargıları açısından tasarım oyla değerlendirilebilir mi? O çok büyük bir soru işareti ve ayrı bir tartışma alanı ama bu benim iyi görüşüm. Bir de kötü görüşüm var. Bu işi değerini düşürecek şekilde, anlamını Değerini düşürecek şekilde olan bir hamle mi diye. Bu da kötü niyetli bakış açısı. Şu şekilde işte Aa, biz de yapıyoruz gibi bir, bir durum. Bizde de var biz de yaptık gibi bir şey. Bu Kardeş Payı diye bir dizi vardı. Biliyor musun izledin evet, hiç? Evet. Orada borla çalışan bir araç yapmaya çalışıyorlardı. Hı -hı. Ve biraz başarılı olmaya başlayınca aslında bir komedi dizisi de. Yani evet. <gülüyor> goy goy. Goy <laughs> goy ama borla bir araç yapmaya çok yakınken bunu engel olmaya çalışan dış güçler. Anadolu'dan haberler çıkarıyordu. İşte bilmem ne otosanayide usta borla çalışan araba hidro da yapılan. Oradan sonra da ha ya bu öyle değilmiş deyip halkın gözünde evet böyle bir ya bu da boş iş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlardı. O aklıma geldi. Kötü ama bu kötü bakış açısıyla. İşte işte bu da var. Hani ya bunu seçtiğinde ne oldu gibi bir bakış açısı yaratmakta var mı diye. Biri iyi polis, diğeri kötü polisin bakış açıları bence. Bir dakika şimdi korkunç bir şey gözüme çarptı. Şeyde açıklamalarında işte diyor ki şu kadar otopark olacak bu kadar yeşil alan işte istihdam bilmem ne bir yanda onları da pazarlıyor belediye tabii ki. Ama en çok gözüme çarpan bütün renderlarda şeffaf bir aynı zaten şeffaf bir tasarım ve etrafı işte bazı katı elemanlarla sarmallanmış bir vazo var. Ama görselde bir işaretleme yapmışlar. Şu yazıyor. Dış cephesi Kütahya Çin'imiz ile süslenecektir. <laughs> Haa gerçekten mazo. Yani. Gerçekten, gerçekten vazo yapıyorlar. Çin'i Çin'i böyle eski apartmanlar olur ya 45-50 yıl önce İstanbul'da. Ben, ben okudum orayı görmedim. Çin'ili bak. Çin'ili böyle düz apartmanlar olur. Bunu ya dış yapacak. cephede de böyle seramik Çin'i kaplaması çok çirkin. Almanya'da falan bazı örnekler vardı ben gördüm hiç beğenmemiştim ya. Ne da sokakta da var. Benim yaşadığım apartmanda öyle şimdi. Spoiler vermeyeyim. <laughs> Çinli şey Çinili böyle. Üzerine bu mü, mülk Allah'ındır yazılan. Ha, aynen cikten. işte. Ha, ne deniyordu ona? Yani. Böyle ufak ufak minik minik. Çini değil unuttum. mi o işte? Çinli değil. Onun adı başka. Mozaik mi? Ne onun adı? Mozaik de. Adı başka onun. Bak unuttum. <laughs> ben Çini deyince o anladım. Pardon. <laughs> ne, neyse. Çin. Hay Allah. Ya o üzücüymüş o. Yok zaten gene itibariyle üzücü bir durum da bu tasarıma bakacak olursak. Neyse. Evet bu da böyle ilginç. Bu arada bir sürü tartışma ma koptu ya bu İBB'nin tasarım yarışmasıyla ilgili Taksim'de. Evet, İBB'nin 3 tane meydan tasarım yarışmasının Böyle halk oylaması sonuçları aldım, bitti. Ben izliyorum ben. Gerçekten bakıyorum. Millet birbirine bayağı bir kızanlar, öbür tarafı işte ne bileyim. Ya şöyle özetleyeyim daha doğrusu. Ne, neyle başladı? Mimar çıktı dedi ki bu aceleye getirildi. Böyle olmaz bu iş deyip. Belirli erklere sorarak, kişilere sorarak bir yayın oluşturdu. Aynı zamanda bir kamuoyuna duyuru şeklinde. Ardından bunu sert eleştiren karşı görüşler çıktı ortaya. Ya 13 ay bunun süresi ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Zaten adam yeni seçildi 5 sene süresi var vesaire gibi karşı argümanlar vardı. Sen burada hangi taraftasın Tufan? Tarafını seç. Yani yazıyı Bertan okudum öncelikle tabii ki bir anlamaya çalıştım. Kısa bir vaktim vardı okumak için. Ana böyle zaten boltladıkları tek bir en net bir mesajları var. Onun dışında böyle çok böyle havada kaldı yazı benim için. Diyor ki Taksim Cumhuriyet Meydanı bir park değil. Emek, mücadele ve demokrasi meydanıdır. Yani herhalde bunları bu yazıyı yazarken şundan etkilenmişler. Bütün proje 3 aday projede de çok fazla yeşil alan, her yerde ağaç dolu 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 böyle geniş bir toplanma alanını kısıtladığını düşünmüşler. Şu anki dümdüz böyle beton bölge daha toplanılabilir ama aslında toplanması yasak olan bir yer. Bilmiyorum acaba İstanbul Belediyesi veya jüri oylama yaparken zaten toplanmasına izin verilmiyor. Biz burayı park gibi yapalım demiş olabilir mi? <laughs> Bence <cürü> öyle düşünmemişlerdir yani. Böyle <laughs> <laughs> bir şey. Şu art niyetli bir düşünce canım. Yani özellikle parkta olduğu anları seçelim 3 tane koyalım diye. Yani öyle bir dertleri var belli. <laughs> Ki toplan toplanamayacağız korkusu oluşmuş burada hani. ...parka, eğlence mekanına, AVM... ...açık hava AVM'sine ya dönüşmüş ben, burası bence gibi. Bence bir bağcı dövme hissiyatı var. Ben öyle görüyorum Oda tarafında. Gerçekten. Çünkü yani iki tarafın argümanlarını ...birazcık okuduğun zaman ortaya çok net çıkıyor. Ne yazık ki... ...yürütebilmek için gemiyi... ...belli bir yerden sonra karar alıp... ...devam etmen gerekiyor. Hele ki şu anki koşullarda. Aynen öyle. Yani bir pandemi var ortada. Kısıtlı güce sahip bir... ...belediye başkanı var... Bir, bir şey yapmak istiyor bir an önce ve cesur adımlar atıyor deniyor evet, en azından süresi kısıtlı ee, aynı zamanda projeyle ilgili de bu arada yani süre eleştirileri kabul edilmiş hani evet biraz daha uzun olabilirdi gibi ama bu iş kesinlikle böyle olmaz tutumu gerçekten hani çok aşırı marjinal. ve böyle olunca da beni üzen şey oluyor mesela bir birlik olunamayışı İlla da birlik olunsun demiyorum ama çok böyle ayrıkçılık gerçekten yıpratıcı oluyor. Çünkü o jürideki insanlar da dönüp bakıyorsun jüri üyelerine. Hepsi gerçekten tak takdire şayan işler yapmış adamlar yani. Yani ne beklentisi odanın ben onu anlamadım. şey mi bekliyordu mesela yarışma kuralları açıklanmadan önce süre, belediye süreyle gelsin ilgili bizimle bir konuşsun. getirildi deniyor. Her çoğunlukla. söz sahibi olmak mı istiyor? Olmadı mı yani? Yok ama danışıldı canım. O da da, iş, o da da işin içerisindeydi. Görüşme yapıldı. Sorun nedir bu? İşte ben bağcı dövmek gibi. <laughs> bu sonuca odaklı bir yani son çıkan 3 adaya odaklı bir yazımı bu. Yoksa yaşanan süreçle ilgili en başından olanlarla ilgili bir yazımı. Onu... Başından itibaren bu iş yanlış şeklinde bir yorum var orada. Üzücü Bana daha, olan daha çok da sonuç uzaydı. odaklı gibi geldi. Çünkü en bolt yazdıkları şey 3 tane projenin yemyeşil gözükmesine bağlı gibi gözüküyor yani. Ben Ama bu böyle olabilir yani hani yarışmayı açtığınız zaman bu tür bu, böyle bir yöne de gidebilir ya bir şeyi kutsiyet atletmek çok tehlikeli herhangi bir şeye kutsiyet atletmek çok tehlikeli 15 numaralı proje taksim e, meydan projesi yarışmasını kazandı kırmızı bir Orada sen hangisini Sen onu çok eleştirmiştin <gülüyor> <gülüyor> ya biliyorsun burada biz atıp 15 tutuyoruz kazandı, biraz evet. da eğlenelim diye Aslında çok güzel proje <gülüyor> <gülüyor> Bu ee, arada ben 15'e oy vermiştim. Ben o kazanan de, proje yani. Ben de ona oy vermiştim. Evet, seni o zaman İstanbul'un <laughs> kaderini <gülüyor> değiştiren bir oyun bir parçası. Bir kişi olarak. Bir yok, kişi olarak. Tamamen subjektif baktım olaya. Bir jüri üyesi gibi bakmadım. Subjektif olarak bakmıştım. Bu arada sonradan projenin videoları falan çıktı her birinin. Evet. Bayağı e, güzel var. sunuldu. Onu çok beğendim bu arada. Bir her dramatik kend... bir şeyi var değil mi bu 15 numaralı proje? Her şeyi gösteriyor. En sonda o seyir terası, tepeye çıktığın kuleyi gösteriyor. Bu o Evet değil mi? evet. O, evet evet. Ama hepsi güzel sunmuştu projeleri bence. Ya yani 3 projede gerçekten iyi, iyi sunulmuştu. Ya yani ben şey gibi düşündüm. Ben bir vatandaşım. Bakacağım, anlamaya çalışacağım. O anlamda verimliydi. Genelde sunumlar güzeldi. Ben çok açıkçası bu süreçten memnunum. 15 numaralı proje Şerif Süveydan liderliğinde, liderliğinde liderliği kazandı <laughs> diyelim. Yapılacak mı proje? Ne zaman yapılacak? 2021 gibi, 2021 sonu gibi bir hedef var belediyenin her zaman ama bu proje maliyetleri bilmem nesi düşünülünce nereye gider halk ne tepki verir işin sonunda ne ya, bence olur bence artık bundan sonra devam eder ya çok bu ağaçlar yan, ha, bu ağaçlar bir yerden taşınır getirilir mi yeni mi fidan dikilir o ağaçlar kaç yılda büyür de bu görüntü oluşur onları Bekleyip göreceğiz, göreceğiz galiba. Göreceğiz, göreceğiz. Sıra sıra dizilmiş ağaçlarımız. Lost, 15 numaralı. İnşallah loje. güzel yerinde Taksim. demokratik eylemlere de yine sahne almaya devam eder. Taksim meydanı diyerek. <gülüyor> <gülüyor> bağladın ha iyi bağladın. Tabii. Bu aslında genel devletin bir işi yapmaya çalışması konusu gerçekten çok zor. Yani her halükarda eleştiri alınıyor. Kolay da değil herkesi memnun etmek. Son olarak şu Fikirtepe konusu. Duydun mu Fikirtepe ile ilgili haberi? Fikirtepe'nin re 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 regenerasyonu re, için bir <laughs> re re regenerasyon. Kentsel dönüşümün tekrar kentsel dönüşümü tufan. Dönüşüm, evrim devrim vardı değil mi? Re, renovasyon. <laughs> ya şöyle, malum Fikirtepe bundan kaç sene evvel diyelim? 6-7 sene oldu mu? 6 seneden fazla oldu. Tabii tabii 7 sene çok, falan olmuştur. Çok. Ee, gündeme geldi ve belirli parçalara bölündü ve belirli müteahhitlere verildi. Ya etap etap işte o Şükrü Sarıcıoğlu stadına en yakın yerden Kozyatağına doğru gel gittikçe ya da Göztepe'ye doğru gittikçe parça parça bölündü. En yüksek değerler o en uçtakilerdi. Ve bu şekilde e, müteahhitlere tek tek anlaşmalar yapılarak verildi. Hatta var yap da bir kısmını almıştı sonradan devretti falan işin içinden çıkamadı ve bu şekilde devirler de görüldü. Kimileri başladı, bitirdi, teslim etti. Kimileri tam yarıda kaldı. Tam bitirmeyenleri var, iskanını almayanı var. Şu ara bir tanesi gündemde. İskanı alınmadığı için doğalgazı kesilmiş. Kışın oturuyorlarmış ve yani 500-600-800-1 milyon lira falan para vermiş bu adamlar o evlere. Alkış. O tür işler. Tamamen kaba yapıda kalanları var. Yıkılıp hiç başlanmayanları var. Bir sürü böyle mağdur olan insan var. Ve şimdi bakanlık tekrar olaya el koymuş. Tufan. Nasıl koymuş? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyormuş? Niye koymamış bu zamana kadar Fikirtepe'de? Ve zararları karşılayacak şekilde yani üstlenip yapamayanları üstlenip işte tekrar kira yardımlarını falan ayarlayıp bu şekilde yürüteceğiz ve burayı sonlandıracağız demiş bakanlık. Ben şöyle bir eleştiri yapıyordum hep. Bu kenar mahalle müteahhidi eleştirim vardı hep cebine 500 bin lira koyan emekli öğretmen ne bileyim kasap, nalbur niye evet. bu işi yapmaya girişebiliyor? Bu müteahhitlik niye bu kadar kolay diyordum. Şimdi anlıyorum ki bunun kenar mahalle müteahhiti ölçeğiyle hiç alakası yok. Yani cebinde 500 bin lira olmasıyla 50 milyon lira olması arasında hiçbir fark yok. Gerçekten ile alakası var. Hani orada sığ düşündüğümü anlıyorum. Çünkü bakıyorsun bilmem kaç yüz daireli konuta girip kaçmış adam bırakmış yani. Ve bunu kontrol edebileceğin, engelleyebileceğin hiçbir mekanizma yok. Yani asıl olması gereken mekanizma kontrol ya devlette. Ama yok. Dön dönüp baktığın zaman gerçekten çok acı. Tamamen en büyük söz sahibi olan insanların yapı sektöründe müteahhitler olduğunu düşününce, ya gerçekten en baştan kokuyor. Problem direkt oradan çıkıyor. Var mı bununla ilgili bir düşüncen Tufancığım? Burası Türkiye diyorum. <laughs> Şimdi madde madde 10 adımda Fikirtepe'yi yeni kentsel dönüşüm sürecine özetlemişler burada. Herkes doğduğu yerde oturacak, komşular yeni, yani komşular yeniden on. buluşacak, hatıralar yeniden buluşacak. Ah ve hatıra mı kaldı? Diyesi var insanın. Bir de seni sevdiğim bir nokta var. Onu söyleyeceğim. Süreçlerden bir tanesi temeli açılmış ama devam edilmemiş projeleri de bakanlık üstlenecek diyor. Sen böyle <laughs> temelden proje yapmayı seven bir abimizsin. <laughs> Belki orada sana bir iş çıkar. Yani. Temelimiz var projeyi yapalım. <laughs> Temel projesi burada. Temel yok yok. Ya gerçekten çok üzücü ya. Temeli varken bu şey çok işimize yarar ama Maker. Ne gibi? Hani, Yeri belli tekrar belli, bir çalışalım azından. mı? Yok abi bir sürü <laughs> sıkıntı var. <laughs> ya gerçekten inşallah nihayete erer bu Fikir kısmı. Çünkü oradan ben geçiyorum da oraya yakın bir yerde oturuyorum ve bir şekilde o bölgede bir yere gitmem gerekirse geçiyorum. Yıllardır bir şantiye halinde bir bölge ve hani bir sürü para harcanan bölge, para dökülen bir yer. Kalıyor bir sürü hibe var, kentsel dönüşümle ilgili yapılmış hibeler var, devletin verdiği kira destekleri var. Paralarını ödemiş insanlar var ev almakla ilgili, evini, arsasını vermiş insanlar var. Çok fazla böyle soru işareti ve belirsizliğin olduğu bir bölgede böyle net olarak adım atılması gerekirken, Şimdi abi tekrardan bir dönüşüm. kentsel dönüşümün dönüşümünü görüyoruz. Acaba ne oldu da böyle bir şey yapmak istediği bakanlık, devlet? <gülüyor> <gülüyor> ya yok talep vardı. Hük Hükümetimiz talep var, talep vardı. Kaç yıldır neden yapılmıyordu? Ya onu bilemem. Ama şey vardı. Tale talep vardı yani bu işe bir el atılsın. Çünkü müteahhitler mağdur etti insanları çok var böyle bu arada. Çok fazla görürsün böyle. X City, bilmem ne Land falan diye gidersin. iskanları alınmamış. İskan alınmadığı için bireysel bir elektrik su bağlatamamış adam. Bir yerleri yarım kalmış. Bu sıkıntılardan ötürü o genel site yönetiminin bin bir türlü problemi olmuş. Böyle o kadar problem var ki yani bu toplu konut mantığı ya da bu hani bileşke oluşması aynı zamanda problemlerin de büyümesini getiriyor. Normalde sen tekil apartmanında asansörün makinesi bozuldu kadar derdin varken orada abi <laughs> Yangın pompası bozuldu falan gibi bir şey oluyor yani iş daha da zorlaşıyor. Durumlar böyle. İyi Umarım bir an insan, önce düzelir gerçekten. Yani. Tatsız uçsuzluk. abayla bu hafta ne kadar bak iki tane tatsız oldu burada. Yok bir tane tatsızmış. Aslında fikirtepe yetiyor işte insana. İnşallah insanların mutlu olacağı bir şey sonuçlara gider bir an önce diyelim ve bir sonraki konumuz derken ya Fikirtepe o da bir yarışma falan değil ama Fikirtepe. Evet yarışma değil. Hemen bir şey yarışmasını da söyleyelim. Tabii o da tabii, yeni başladı şimdi. Şimdi Konkur İstanbul'da biliyorsunuz Bakırköy, Salacak ve Taksim meydanlarını oyladık. Bitti. Sonuçları açıklandı. Bundan sonrası belediyenin ve tasarımcı firma, inşaat firmasının elinde devam edecek. Hemen arkasından Kadıköy Meydanı için tasarım yarışmasının 3 eşdeğer ödülü halk oylamasına sunuldu. Yine istanbulsenin.org, konkur.istanbul gibi gibi sitelerden bir yerlerden bulup oy verebiliyorsunuz. 3 e, tane proje var. İnsanımız e, mümkün girsin mümkünümüz... baksın mı diyorsun? Gir, girin bakın oy verin. Bu da aralık ortasına kadar bir oylama süreci var yine Taksim gibi. Bakın hoşunuza hangisi gidiyorsa sizin günlük hayatınızı en faydalı hangisi ise deyip şey et, <laughs> Tasarım yarışmaları oylamalarını tamamen bireysel şeye dönüştürüp <laughs> abi ben o yoldan geçmeyeceğim ki bunu beğenmedim deyip oy vermeyebilirsiniz. Ben bu arada gerçekten incelemedim. Üçünü de incelemedim. Ama çokça bu bölgeye giden biriyim. Çok da severim. Kadıköy'ü. O açıdan bunu detaylı inceleyeceğim. Buna ne diyorsun? Günlük hayatına göre mi oy veriyorsun yoksa mimar kimliğinle tasarımsal olarak kentin ihtiyaçlarına göre mi oy veriyorsun? Mesela adam senin her gün yürüdüğün yolu vapurdan indin şu binaya gittiğin bir yol vardı. Hı hı. Ama şu anki bu meydan tasarım yarışmasıyla o yol gitmiş senin yolunu uzatıyor. Sinir olur musun? <laughs> Ama çok güzel proje yani. <laughs> ya burada bu şeye benziyor ya sana bir ilaç verilmiş ve bu ilaç çok acı diye beğenmemek tadı güzel değil bunun gibi bir daha anladım mı hani öyle bir şey gibi hissediyorum sen öyle deyince çünkü vardır arkasında bir düşünce vardır ama senin yolunu uzatıyor sen işe iki dakikada yürürken şu an beş dakikada yürüyeceksin sen yürüyüş aksını, ya Orada şeyi kesmiş. kullanırım. Normal kendi formasyondan gelen avantajımı kullanırım. kendi analiz edip ya gerçekten bir şey düşünmüşüm bununla ilgili bir yarar var mı diye. Yarar varsa o zaman gerçekten oy veririm ona. Helal olsun be. Ya, yo, yo, Senin hayır. gibi adamlar lazım. <laughs> ama ülke. yok ama şey değilse normal kendim ben mesela mimarım mimar olmasam muhtemelen diğerini seçerim. Ya, gerçekten biraz hisler çok etkiliyor. Beğeni çok etkiliyor. Ve burada bence tasarımcılara da orada düşüyor. Manipüle etmen gerekiyor. Beğeni manipüle etmen gerekiyor. Bak aynı telefonları yapalım. Sen iPhone'u iPhone dedim. Marka veriyor mu Tufan artık? Yapıyorsun. Ver abi. Dava açılırsa sileriz. Yok mu bize dava açmıyorlar? Millet Geri reklam aldım. oluyor ya, o yüzden. <laughs> o kadar için temiz ha hiç. Ne bileyim ya. Para mı kazanılıyor bu işte? Evet, sen <laughs> ne diyorsun ya neler dönüyor Tufan? <laughs> hiç haberim yok. Şöyle ya aynı telefonu yap. Biri iyi reklamını yapsın, biri kötü reklamını yapsın ya da yapamasın düzgün. Günün sonunda iyi reklamını yapan adamın kina alıyorsun. Öyle veya böyle beğeni çünkü manipüle ediliyor. İşte, özgür İradi diye bir şey yok tufan. İşte Özgür İradi. <laughs> Çok konuştum, <laughs> İnsanların böyle başıboş iPhone en iyisi, en pahalısı, en temiz reklam o zaman onu alayım demesi gibi bir şey. Ee, bu meydan projelerine dikkatli bakın sayın dinleyiciler. Yani kişisel ihtiyaçlarınızı bloke eden şeyler olabilir. Sizin yolunuzun önüne kocaman bir bina dikmiş olabilirler bu meydan <laughs> projelerinde. Aman diyeyim. <laughs> Bence hemen hemen hepsi iyi. Taksim'de aynı şey oldu. Yani biri diğerine göre facia diyeceğin şeyler olmuyor. Ama ben bakınca mantıksız dediğim şeyler oluyor. Mesela benim vardı. Yani niye şimdi yolu bir daha yani taksimin üstüne çıkarıyoruz. Zaten o yaya diye uğraşıyordu. O seçilmedi, değil mi? Bu seçilmedi. Mu? <laughs> seçilmedi. Ben mutlu oldum mesela o seçilmediğine. Çok masraf. Çok <laughs> o da var, değil mi? Kesin onu düşündüler. Ama müze yapıyorlardı öyle, değil mi? Hayır, çok aynen. O evet. müze yapılması falan çok hani kalbe dokunan bir şey ama bence belediye oraya oraya bir çomak sokardı yani o yolu yukarı çıkarmazdı bir daha. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Öyle düşünmek de istemiyorum. Belediyeden birini <laughs> çağıralım buraya. <laughs> Belediye Konkur İstanbul'dan birini. Şey yaparız. Kentsel tasarımcı biriyle konuşuruz bu. Korumalarıyla bizi dövsünler sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne soruyorsun ya. lan sen diye. Şu an şu an yapmazlar deyip siyasi yorum <laughs> yaptık. Şu an yapmazlar. Siyasete dur girmeyelim girmeyelim. Evet Tufancığım. Ama bu bir... yarışma daha söyleyeceğim ya. Ne? Valla vallahi Tufan tam bir bitirmeye gireceğiz evet, Bitirelim bitirelim şunun bitirelim şununla bitirelim. Söyle söyle hadi. İstanbul Belediyesi işte yönetim değiştiğinden beri Habire böyle hassas projeler yapıyor. Mimarlara, kentsel tasarımcılara yol açıyor. Bir yandan da şimdi yeni bir yarışma diyeceğim ama bayağı da olmuş paylaşılalı. En azından dinleyicilerimizden haberi olan yoksa öğrensin. Hangisini diyeceksin? Aydınlatma ürünleri tasarımı yarışması ha, Evet başlatmışlar. Ee, bu bütün İstanbul için mi nereyi kapsayacak bilmiyorum ama gerçekten günlük gündelik hayatın kente dair bir imgesidir aydınlatma elemanları. Sen bunu başvurun diye mi? paylaşıyorsun. Yoksa... Haberiniz olsun. <laughs> Çünkü bunu oylamayla ilgili bir durum bilmiyorum ben şu anda. Ha oylama yok. Evet evet bu başvuru yani normal. Bence bu jüri seçecek bitecek bunu halka sunmaz. Çok güzel aydınlatma artık. ürünü tasarlayabiliyorum. Neden yarışmaya katılmayayım ki? Diyorsan yani. sen. Bütün şehrin bekleme. kimliğini etkileyen bir şey bu yani. Sokak aydınlatması, banklar vesaire bunlar hep çok güzel konu bak bu arada. Aydınlatma ürünleri ben de hani baktığım zaman mesela Fransa, Paris falan desen hep böyle perforje şeyler aklına gelir. Direkt kimliktir yani değil mi? Benim evet, için. Evet, aydınlatma konusuyla ilgili zaten özel bir konumuzun olma ihtimali var. Şu an paylaşmayalım. Bakalım. Hayırlısı Buradan olsun. Buradan kendisine. <laughs> kendisine. Doğru, hayırlısı olsun. Göreceğiz. Evet Tufan, ne oldu abi? Bugün iyi güzel süre bayağı iyi Tufan bugün. Bitti mi Kaybedenler süre. Kulübü? <laughs> şey mi konuşuyorlar mı Kaybedenler kulübün sonunda böyle? Ee, konuşuyorlar herhalde bilmiyorum. Unuttum ya. Yani. Unuttum. Çat filmi diye kapatıyor. Şey Sıkıldım ben diyor kapat. Ha ha Şey gibi Ruşen Çakır gibi. Aynen. Nasıl bitiriyor? <laughs> Görüyor musun YouTube? Sıkılıyor filmleri? adam bitiriyor işte. Abi sonunda görüşürüz falan deyip çat diye kapatıyor <laughs> ya, Müthiş çok hoşuma gidiyor benim. O da öyleydi sanki. Ben de filmi izleyeli çok oldu da son sahnesini son bölümü yaptıkları şeyi hatırlıyorum. Baya hani... Spoiler verme oğlum. Ha doğru sen. <laughs> Bana izlediyorsun. <Doğru>. <laughs> Ama suç bende. Bip diye anlatırmış. tamam mı o zaman? Evet. E sen... abi bitti mi? Ya, yani. Yani sonuna geldik. Bugün güzel süre iyi. Bak hep az kısa da bitirelim dedik. İyi oldu bu sefer. Theodosius şeyi yarışması var bir de diye. Bütün şey <laughs> yarışmaları <laughs> dizermiş Oradan sonra yapıp bize <laughs> anlatıyor devamlı. Ee, otomatik kestim. Bugünkü bu haftaki veya belki de bu ayki bölümünün sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Kim bilir. Bizi Twitter'dan, Instagram'dan takip edebiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz. Otomatik at gmail.com'dan mail atabiliyorsunuz. Bazen çok tatlı mailler geliyor. Seviniyoruz, hoşumuza gidiyor. Evet, bir tane mailden bize ulaşmış bir konumuz olacak. Onun da de, haberini evet. verelim. Evet. Kendisiyle anlaşma sürecindeyiz. Şu an parayla evet, ilgili bir bon sıkıntı var. Evet. ilgili arkadaş <laughs> çok para istiyor. Ben diyor şunun altına çıkmam dedi öğrenci. Benim diyor takipçi sayım sizinki non katı falan. Evet. <laughs> ben size Bakalım. dinleyici getirteceğim Neyse Spotify, YouTube, Apple Music. Eğer bakanlıkla ilgili bir sorunları yoksa kapatılmazlarsa oralardan dinleyebilirsiniz. Bu haftanın gündemi belki haberim vardır. Deezer ve Tidal adlı Spotify'ın rakibi <laughs> olan uygulamalar lisansla ilgili bir parayı vermediği için kapatıldı. Ha, Dinleyemiyorsun Ben hiç bilmiyordum bunu Hocam bu çok önemli gündemmiş Bunu niye açmadık ya bunu Değil mi bizi direkt Yasımız aslında Yasımız büyük <laughs> Medyayla ilgili bir durum var Tabii yani medyada yani sayılır Kapatıldı İlginç Bilmiyorum. Televizyonda da reklamını gördüm ama yazık boşuna reklam parası ödemişler televizyona. Şu Hayırlısı an başka yerden paylaşırız. Durban, Google podcast'te de var. Birçok podcast Instagram'dan sitesinde Instagram'dan canlı yayın yaparız. Hemen, <laughs> hemen hemen her podcast mecrasında varız. O evet. anlamda dinleyebilirler. Podcast yazın Google'a ya da işte uygulama mağazanıza telefonunuzda. Oradan bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle ben Tufan Zenger. Güle güle. Görüşmek üzere. Ben Tufan Zenger deyince benim de İdris Bahadır. Oğlum kapatırken demeyelim. Neyse. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir imza atmış gibi olduk. Hadi bay bay. Selametle.